Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Cihat ve Haçlar'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu dördüncü veya beşinci bölüm olması lazım, öyle bir şey. Serinin ilk videoları açıklama kısmında ve kartlar bölümünde. Bu arada açıklama kısmındaki Discord sunucumuza da gelirseniz ne yaparız? Discord'da ne yapılır biliyorsunuz zaten. Muhabbet ederiz falan. Grubunun içecek hiçbir şeyi yok. Abi ben bu adamlara içecek hiçbir şey almıyorum. Bu arada arkadaşlar Discord'da çekilişlerimiz başladı. Yaklaşık bir haftadır yapıyoruz. Gelirseniz onlara da katılmış olursunuz. Derken burada içecek yok mu? Varmış. Odun mu niye alıyorsun? Ekmek falan alalım, tamamdır. Param yok. Eyvah. Abi fakir kalmışız. Her şeyi harcama yapmışsak. Şunları verelim. Biliyorsunuz ki Adana Kalesi'ni almıştık. Yakın bir zamanda geçen bölüm. Adana Kalemize bayağı bir 100-120 kadar asker bırakmıştık. Bizim grubumuzda kalan asker sayısı 96. Ve paramız yok. Evet. Paramız olmazsa askerlerimizin morali düşer, gruplardan ayrılırlar. Moğol işgalciler falan var burada. Gündüz olduğunda düşmanlarımızdan birine saldıracağım ve ganimet toplayacağım arkadaşlar. Düşmanlarımız kim? Haçlı devletleri ve şey, Moğol işgalciler. Onlar herkese savaştı zaten. Anadolu'ya gelen Moğol işgalciler. Sabah olduğunda bak şöyle bir, yok bunlar çok şey. Evet, burada bir savaş gördük. Timur Taş'la bir tane Haçlı Lord'u vs atıyor. Hemen tut onu, tut onu, tut onu. Savaşımız başlıyor. Evet. Arkadaşlar bu arada videoları izliyorsanız, yani şu an duyuyorsunuz zaten, yarısına kadar oynatırsanız gayet güzel olur arkadaşlar. En azından bir 5 dakika. Ortalama görüntülenme süresi arttığı için izlenme saati artıp videolar önerilmesi artıyor. Şu çekici birisinin ağzına vuracağım. Ve savaş öyle başlayacağım. Evet, vurdum ama kalkanına geldi. Çok güzel, bir tane baygını aldık. Baygın almamız bizim için çok iyi bir şey arkadaşlar. Çünkü bunları satacağız. Esir olarak satacağız. Yalnız önde durulmuyor şu çekicin ya, mükemmel. Ama çok da yavaş. Şimdi kılıcı çekebiliriz. Bizim Adana kalemizde galiba şey vardı. Bir sürü esir vardı. Onları da satmayı deneyebilirim. Bayağı esir çıkarttığımızı hatırlıyorum ben arkadaşlar. Oo, kardeş sana hayırdır. Bu beni alacak şimdi. Neyse ki askerlerim geldi. Şurada bir hayırdır. Süvariler kargayı geçirince biliyorsunuz ki yapacak bir şey kalmıyor. Şu adama vurabilir miyim? Ve savaşın galibi biziz. Kaçmayı başardı. Bu arada bir tane de şeyimiz geldi. Esirimiz geldi. Ve şuradaki köleleri de alıyoruz arkadaşlar. Bunları hemen hanlara gezip, o bayağı bir ganimet elde ettik. Bunları sağlam bir paraya satarız. Bölümümüze güzel başladık arkadaşlar. Şimdi Kayseri'ye doğru yol alacağım ve hanlardan birkaç tane köle tüccarı lazım. Yani birkaç tane, bir tane köle tüccarı bulmamız lazım. Kavgacı sarhoş, yine sevdiğim bir tip. Gel. Şöyle bir şey fırlatmazsan ben seni alırım. Bak bak, yine şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın. Oo, adamın içinden geçtim. O da saf saf bekliyordu. Lan ne oldu? Lan hayır ya, yine mi? Oğlum hepiniz yine daldıracaksınız ha. Abi bak, bir dur bak, konuşamıyorum. Bardak fırlatan teyze. Sen de öl. Ya ben buraya bir tane köle tüccarı aramaya geldim. Kavgacı sarhoş yüzünden. Şu köle tüccarı mıydı acaba? Bakalım bir. Miğfer tüccarıymış. Köle tüccarı burada yok demek ki. Bu köle tüccarı değildir. Aynen. Köle tüccarı yok. Lan! Çekişle kelle aldım arkadaşlar. Saçma bir şey. Çıkalım buradan. Demek ki Kayseri'de şey yok. Kayseri'ye en yakın Konya'ya yolumuzu alalım ve Konya'dan bir köle tüccarı. Gezgin de olsa gezgin de işimize yarayacak arkadaşlar. Gezgine soracağız köle tüccarı nerede diye. Adam bize yerini verecek. Şöyle bakıyorum. Kervan muhafızı falan. Köle tüccarı maalesef yok gibi. Şu ne? Gezgin, ha gezgin. Köle tüccarlarından birini arıyorum. Hürmüz ve İskenderiye, tamamdır. İskenderiye uzakta. Hürmüz daha da uzakta. İskenderiye burada, Hürmüz ta burada. Bu esirleri bir süre kendimize bekleteceğiz arkadaşlar. Keşke Konya'da şeyi satsaydım. Savaş ganimetlerimizi. Şöyle pazar yerine gidip zırh tüccarına şunları bir satalım arkadaşlar. Paramız artsın, askerlerimize maaşlarını verebilelim.
Maaşsız olmaz. Adamda 49 bin dinar var. Bu ne zenginliktir? Şöyle 2 bin dinar aldık. Bu bize yetmeyecek. Bizim bir lord daha kesmemiz lazım. Şöyle hemen. Bu ne? Evet, bizim lord kesmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle Haçlı Devletleri topraklarına doğru giriyorum. Kime dalıyorsunuz beyler? Köylü çiftçilere dalıyorlar. Benim lord bulmam lazım. Şöyle bir bakın, şuralarda bir lord olması lazım. Evet, 379'luk adam bana girerse sıkıntı olabilir. Kesemeyiz. Şöyle bir toprakların içine doğru girmeye başladım. Bir tane lord karşımıza çıksın. Daha başka bir şey istemiyorum. Moğol işgalcileri mi kessek? Şöyle devam edelim. Evet, burada bizim bir lordumuz da var. Bu lord köy mü yağmalayacak? Ne yapacak? Evet, köyü yağmalıyor. Bir dakika, sen de bir duralım. Bir dakika, savaş. Savaş dönüyor orada. Ha, saldırı altında olduğu için mi? Yo. Kimle savaşta bu? Köylü çiftçilerle. Ben şu Moğol işgalcilere gireceğim arkadaşlar. Bir dakika dur. İlk önce bu adam bizim... Benden mi kaçıyor bu? Ne yapıyor? Moğol işgalcilere dalalım. Bunlar bayağı güçlü. Bunlar bayağı güçlü. İnşallah kazanabiliriz. Yenilme ihtimalimiz var. Hem de yüksek ihtimal. Çünkü bu Moğol işgalciler, Moğol birlikleri çok kaliteli arkadaşlar. Ve ben bir şeye takıldım yine. Gereksiz bir şeye yine takıldım. Kurtardı. Ah. Abi böyle bir şey olamaz ya. Botlara karşı ölüyoruz arkadaşlar. Yapay zeka geliştirmişler. Neyse, adamlarımız devam etsin. Onlara sadece piyadeleri kaldı, avantajlıyız. Şöyle savaşı uzaktan izleyelim. Savaşı kazandık arkadaşlar. Bayağı da güzel esirler geldi. Bir köle tüccarı bulsam şu anda büyük ihtimalle paramız 10 bin dinar falan olacak. Ama köle tüccarı maalesef bizim topraklarımıza gelmiyor. Şimdi yine hanlarda dolaşmaya başlayacağım arkadaşlar. Moğol işgalci. Oo, 66 tane mi? 66 tane esiri var. Gel buraya. Ne oluyor lan? Gel Ha? buraya. Bunları alırsam aldık. Abo, 66 esirin hepsini ordumuza geçirebiliriz. Ama bunlar haçlıymış. Neyse abi, hiç yoktan iyidir. Gel gel. Paralı süvarileri boş ver. Kıbrıs avcısı, bunları al. Evet, Giresun'dan köle tüccara çıkmadı ama bir turnuvaya katılalım. Şimdi turnuvada güzel, epey de turnuvaya girmiyorduk Warband videolarında. Turnuvalara girelim. Şöyle bu turnuvadan para koparırsak çok güzel olacak. Ay, az kalsın kargıyı sokuyordu bana. Ay güzel. Yakıcı bir de he. Tamam abi, sen kendi yoluna bak. Benim takım arkadaşım yok mu? Herkes tek mi burada? Bak şuna şöyle sağlam bir geçirirsen. Geçiremedik. Bak bunların ikisi şu anda sonsuz savaşa geldi. Ay, bana vuruyor. Bana vuruyor. Kan kaybından öleceğim. Derhal şunu kesmeliyim. Hadi öl artık be. Nasıl bir şeydin sen ya? Evet, bunlarla nasıl başa çıkacağız? Hayır. Adamın şeyi var. Atına, atılarını kes lan. Keseceğim. Abi böyle bir şey olamaz ya. Adamlar kargayı çeviriyor. Benim de karga almam lazım o zaman ya. Bir karga alalım. Karga alalım bir tane. Pardon, silah tüccarı. Çünkü ok ve yay da kullanabiliriz artık. Karga da yok burada. Şunları satalım.
Adana'ya doğru bir gidelim arkadaşlar. Oradaki askerlerimizi de alabilirsek şey yapacağız. Bir tane zayıf bir kaleyi alalım. Evet, gözümü Antakya'yı kestirdim. Antakya'yı kuşatacağım arkadaşlar. Bakalım. Oo, bizimkiler İskenderun'u mu kuşattı? Evet, İskenderun. Bir dakika, İskenderun'u kuşattılar. İskenderun'u kuşattılar. İçecek hiçbir şey yok. Kardeş, bir sakin olun. İskenderun'u alalım. Bizim için çok güzel bir fetih olacak. Ben kendi başıma takılırken baktım İskenderun'u alacağız dediler. Hemen tamam kardeş dedim. Şöyle tepeye doğru tutalım. Sıkmayın beyler. Şöyle şu kapıyı bir kıralım. Kapıyı kırdığımızda üstümüze bakalım ne çıkacak önümüze. Pek güvenemiyorum. Tuhaf şeyler de çıkabilir. Aa, açılmış. Kapı açıldı. Kapı açıldı beyler. Çift eliyle giriyorum. Derken ooo. Bunlar var ya, kalkansız olsam benim ağzıma vururlar arkadaşlar. Şuradan geçebiliyor muyuz? Neyse, buradan geçmek çok mantıksız bir hareket olacak. Bizimkilerin hepsi de çift eli kullanıyor yani. Ben burayı kırarım. Beyler hadi kırın şu kapıyı, bir kırın. Heh. Bir tane kapı kırıldı arkadaşlar. Şöyle bir toz duman oldu her taraf yine. Oha, iki tane vurdum ölmedi. Çift elliye geçin diyorlar illa. Çift ellide de adamlar ağzıma ok vurabilir arkadaşlar herhalde. Tamam. Tamam, şu anda ivmeyi kazandık. Rastgele sıkıyorum arkadaşlar. Abo, beni gördüler. Ben şunları bir arkalayayım. Ben şunları bir arkalayayım. Bunlar hak etti. Hayır 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 hayır. Beyler. Böyle bir şey yok. Çekin kalkanları, şey kılıçları. Çek kılıcı, çek kılıcı, çek. Heh. Abo. Aşağı gelsene. Aa, burası çok güzelmiş. Burada beni kimse bulamaz. Hayır. Arkadaşlar buraya saklandım. Ben şu ilk yardım bastım kendime. Abi kaç tane sıkıyorsunuz? Benim kalkanım yok mu? Abo, ben tek kalmışım arkadaşlar. Saklan abi. Saklan. Ay ya, yine taba bastım. Abi şu tab var ya. Neyse, ayrılıyorum buradan. Benim bir tane ok bulmam lazım serisinden. Diyarbakır'a gidip ok alıp geliyorum beyler. Ok alırsam var ya, bunların işi biter. Şöyle arkadaşlar. Oyun dal bir şey oluyor. Oyuna bir şey oluyor. Ekran bir gidip geliyor gibi oluyor. Bug'a girdi kesin. Biraz yaklaşmam lazım. Arbalet de normalde şey yapmaması lazım ya. O da an şey olması lazım. Bak görüyorsunuz değil mi? Şu o bizimkiler fena sıkıyor. Abi kesemiyorum adamı. Neden kesemiyorum? Arbalet de normalde keskin nişancı gibi böyle şey olması lazım, hiç sapma olmaması lazım. Öl artık. Şunu alayım. Abi nereye gidiyorsun ya? Ekranda bir şey oluyor arkadaşlar, şansımıza. Ok bir yerlere gidiyor ama. Bak tam adamı ortaladım. Bak tek yemiyor. Adamların zırhı da sağlam. Bunların hepsini kaliteli yapmışlar. Bak 2. Ok gitmedi. Bayağı büyük bir hengamenin ortasındayız. Şurada bir şey dolduracağım. Bir tanesine şöyle bir tek atalım.
Açın, aç 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 aç. Tamamdır. Vur arkadan, vur. Arkadan vur. Çift elliyle dalıyor. Bir dakika şuna bak. Abi bu sefer oyun bile kastı. Nasıl bir şeyse. Oyun bile kastı arkadaşlar. Bırakın videoyu da oyun içi bile kastı. Zırhları çok detaylı yaptıkları için senle uğraşamayacağım dostum. Açacaksın mı kalkanı? Açacaksın mı? Bekleme öyle robot gibi. Hadi. Sen de gel. Çok iyi. Şu son adamı da arbaletle alabiliyor muyuz? Ah vurdum ama. Beyler salın bana. Adam birini kesti orada vallahi. Aa yukarıda adam varmış. Herkes oraya. Aa tamam. Durun durun ben alacağım. Lan kaçtı. Evet savaşı kazandık arkadaşlar. Şöyle. İskenderun'u fethettik. Çok güzel. Çok güzel. Gayet kaliteli. Ve bu videomuzun ve bu bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.